Merhaba arkadaşlar, Servi'nin Mutfakta kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Tire'de yaptığımız, annemden öğrendiğim etli enginar dolması yapacağım. Bu yıkanmamış hali, şimdi yıkanıp temizlenmesini göstereceğim size. Şimdi bunu böyle kesiyoruz şuradan. Diş yapraklarını biraz atıyoruz kalp yerlerine. Şunu düzleştirelim. Daha sonra bunu şöyle vuruyoruz. Vurunca bu böyle açılma yapıyor. Suyun altında da biraz açma yapacağım. Yaprakların arasını güzelce yıkıyorum. Bu enginar dolması küçüklerden olur, etli. Büyüğünden zeytinyağlısını yapacağım daha sonra. Şimdi şöyle. Şimdi ben bunu bir kaşıkla ortasındaki tüylerini alacağım. Bunun ortasını tüyleri oluyor bakın. Bu daha küçük enginar olduğu için çok az tüy olur. O büyükler gibi tüy olmuyor. O tüyleri alacağız. Şu tüyler göster. Bu taze enginar olduğu için daha küçük. Bunun tüyü çok az olur. Hepsini bu şekilde temizledikten sonra tekrar içinde tüy kalmasın diye yıkıyoruz. Sonra bunu bir tatlı kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı sirkeli suda şu şekilde ters bir şekilde sirkeyle tuzu koyuyoruz. Yarım saat bekletiyor ve 15 dakikada yeter. Şimdi dördünü temizleyip koyacağım. Bu arada kıymamı kavurayım. Zaman kaybetmeyeyim. Evet arkadaşlar, 250 gram, 300 gram bir kıyma. Şöyle biraz yağ. 2 yemek, 3 yemek kaşığı yağ. Bunu kavuruyorum. Kıymamı ben yemeklere koyduğum kıymayı tek çekim yaptırıyorum. İçinde parçalanmasın. Böyle et gibi olsun. Bir de benim babam rahmetli kuzu etiyle severdi o enginar dolmasını. O yüzden annem bunu kuzu etiyle yapardı. Şöyle şu kadarcık çok az salça koyuyorum. Fazla olsun bu tava. Biraz karabiber. Az tuz koyuyorum. Şu kadar bir şey. Bir çay kaşığı. Siz isterseniz arttırabilirsiniz. Ben bunu. Şimdi şöyle 2 yemek kaşığı pirinci yıkadım. Biraz suda, soğuk suda beklettim. Şimdi soğanımı koyacağım. Biraz pirinç yağını çeksin kıymanın. Biraz çekti. Soğanı çok pişirmeyeceğim. Bir iki çevireceğim. İçinde diri kalmasını istiyorum soğanın.
bir demet taze soğan doğradım. Gibi koktu değil mi taze soğan gelince? Vallahi koktu. Bunu böyle üzerine yumurta kır, ye. Oh, şahane olur. Ama pirinçler var. Tek çekim kıyma güzel oluyor. Bak içinde parça parça et oluyor. Tamam mı İpekciğim? Sakın iki çekim yaptırma kıymalar ileride. Tamam. Bizden ayrılınca. Sana da iyi oluyor İpekciğim. Canlı canlı öğreniyorsun. Tarif vermektense. Evet, bunlar hep bana arşiv. İşte, telefon açıp anne nasıl yemek yapayım demezsin artık. Al sana görüntülü. Tamam, soğanların fazla ölmesin. Biraz da maydanoz çok mu doğramış? Hadi koyayım, lezzetli olsun. Bak sapların doğranmamış. Sapların doğranmış. Altını söndürüyorum, maydanoz kaybolmasın. Şimdi dolmayı yapmaya başlayabiliriz artık. Hazır sıcakken dolduralım. Şu kıymayı dörde böleceğim. Bakın sırasıyla şöyle bak göster. Karaciğerimiz bayram etsin artık. Enginarlı. Şöyle kalanı paylaştıracağım. Soğanları, taze soğanları iri doğrayın da şey içinde kaybı olmasın. Görüntü güzel oluyor. Şu artan kıymayı da üzerlerine dolduracağım. Aslında bu kıymayla 5 tane de olurmuş. Siz 5 tane de doldurabilirsiniz. Bu malzemeyle. Bende bugünlük 4 enginar var. Şimdi tenceremize yerleştirelim. Şöyle dursun. Ben düdüklü tercih ediyorum. Şekilleri bozulmasın diye. 4 tane düdüklü de bir doldurayım. Ondan sonra şöyle. Dört tane iyi oluyor. Hem de açılmıyorlar. Ben 10-12 dakika pişireceğim. Şöyle fincanın hepsini dökmeyeceğim. Bakın. Evet. Şu fincanda bir fincan su. Şöyle. Şimdi 12 dakika pişireceğim. Yalnız bu eski düdüklü, yeni düdüklülerde kontrol edin. 8 dakikada da pişiyor yeni düdüklülerde. Enginar dolmamız pişti. Bugün etli yaptım. Daha sonra sizi zeytinyağlı baklalı enginar dolması vejetaryenler için onu da yapacağım. Bugünküsü etli oldu. Çok az pirinç. Şöyle göstereyim. Bu şekilde. Şimdi sunum yapayım. Şöyle arkadaşlar. Şimdi enginar dolması nasıl yenir? Şöyle
yaprağını çıkaracaksınız. Dişinizle şurasını yiyeceksiniz. Burası enginarın en değerli yeri. İçindeki çanağından bile daha değerli. Biz treller buraya asla atmayız. Bunları yanına bir boş tabak koyarız. Bu sıyırdıklarımızı oraya koyarız. Ben bir davet sofrasında misafirlerime yapmıştım. Tamam dediler, Servin Hanım, enginar dolman çok güzel. Fakat biz bunu nasıl yiyeceğiz? Onlara böyle göstermiştim çekerek. Şimdi size içini göstereyim. Tek tek dıştan içini bitene kadar yedikten sonra ortası şu şekilde kalıyor. Kıymasını yiyoruz. En son altta final göbeğe ulaşıyoruz. Şöyle açayım ben bunu. Benim büyük kızım en çok sevdiği şey buydu. Artık finale geldik annelerde. Sonra da şu beyaz göbek. Bu tabi yavru enginar olduğu için küçücük bunun şeyi. Göbeği. O kadar az ki. Evet arkadaşlar. Hepinize afiyet olsun. Sağlıkla kalın. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Zeytinyağlı yapımında görüşmek üzere. Hoşça kalın.